girişimcilik dünyasından iyi haftalar sevgili izleyiciler. Yeni haftada dop dolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bugün günümüzün en önemli kavramlarından biri bir fikrin, hizmetin, ürünün ekonomik değere dönüştüğü girişimciliği konuşacağız. Özellikle başarı hikayelerini sahiplerinden ve mentorlarından, melek yatırımcılarından dinleyeceğiz. Bugün fikirlerini başarıları ürünlere dönüştürme yolunda Ecording girişim kurucusu Mert Karstoğlu ve Anadolu Efes Kurumsal İletişim İlişkiler Direktörü Selda Susan Saatçı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi haftalar dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi Mert Bey, sizinle başlamak isterim. Doğasında özellikle risk taşıyan girişimcilik, çok önemli riskleri alarak giriyorsunuz. Dolayısıyla bu hikaye nasıl doğdu, bu fikir nasıl doğdu, bu etaptan başlamak isterim. Merhaba Hande Hanım, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Biz aslında 2016'da çalışmaya başladık. O zamanlar üniversitenin ikinci sınıfındaydım ve bilgisayar mühendisiyim. Şu an 27 yaşındayım. Üniversitede aldığımız bir sosyal girişimcilik dersinden sonra aslında Ecording girişiminin ilk temelleri atıldı. Biliyorsunuz iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladığımız bugünlerde atacağımız olumlu yönde adımların ne kadar kritik bir etkiye sahip olduğunu gördük. Ve ilgili süreçte de aslında biz çalışmalara başlarken iklim değişikliğinin etkileri çok daha hissedilir olmuştu. Hatta ilk çalışmalara başladığımız 2016 yıl son 138 yılında en sıcak yılıydı. Biz de aslında biraz daha mühendislik bilgilerimizi de değerlendirerek öncelikli olarak iklim kriziyle nasıl mücadele edebiliriz şeklinde alternatifleri araştırmaya ve konuyla alakalı okumalar yapmaya başladık. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere işte aslında yapıyor olduğumuz hali hazırda ağaçlandırma çalışmaları ve ekosistemi yeniden canlandırma çalışmaları da iklim kriziyle mücadelede alternatif yöntemlerden bir tanesi. Çünkü aslında doğa tahribatı günümüzde biraz daha artarak ilerleyip aslında ekosistemimizle alakalı çok büyük bir risk teşkil ediyor. Biz de aslında buradan hali hazırdaki mühendislik bilgilerimizi kullanarak nasıl mücadele edebiliriz değerlendirdiğimizde de ilgili okumalarla beraber Ecording fikrinin temellerini atmaya başladık ve fikir de biraz daha bu aşamada çıktı diyebilirim. Peki Selda Hanım, bunun diğer noktasında Anadolu Efes olarak girişimcilik ekosisteminde siz ne yönde hizmet sağlıyorsunuz, siz neler yapıyorsunuz? Merhabalar, öncelikle herkese iyi yayınlar. Aslına bakarsanız Anadolu Efes'in kendi hikayesi iki girişimcinin hayallerinin peşinden koşmasıyla başlamış. Dolayısıyla girişimcilik kavramı o nedenle de bizim kurumumuz için çok özel bir yere sahip. Temelde girişimcilik alanında yaptıklarımızı üç başlık altında toparlayabilirim. Kurum içi girişimcilik, ikincisi 30 yaş altındaki genç girişimcilerin sosyal etki yaratan fikirlerine ilişkin desteklerimiz. Üçüncüsü de üniversite ve ekosistem işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız. Zaten bu anlamda da 2019 yılında Ecording ile İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge'da yollarımızda böylece kesişmiş oldu. Evet Mert Bey, peki şu noktada bunu da öğrenmek istiyorum. Ecording ile beraber kadın istihdamına da katkı sağlıyorsunuz. Bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Bu süreçte nasıl ilerlediniz? Tabii. Yani biz belki biraz öncelikle Ecording'den bahsederek başlayabilirim. Biz küresel iklim krizine karşı teknolojiler geliştiren bir sosyal girişimiz. Şu anda 15 kişilik bir ekiple Türkiye'de çalışıyoruz. Ve aynı zamanda Hollanda'da bir ofis açtık şimdi. İlgili süreçte de işte insansız hava araçları geliştiriyoruz ve bu insansız hava araçlarıyla ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirerek ekosistemi biraz daha yenileyerek ve ağaçlandırma çalışmalarını destekleyerek iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Biz bu insansız hava araçlarından tohum topu atışları yapıyoruz. Tohum topularını da ekim yaptığımız sahalara yakın bölgelerde yaşayan ve iklim değişikliğinden dezavantaja uğrayan kadınlarla beraber üretiyoruz.
İklim özellikle bu ton topun üretimi için özel materyaller geliştirdik ve öncelikli olarak bu materyallerin eğitimlerini veriyoruz bu kadınlara ve ardından da onlardan ton topu üretmelerini istiyoruz. Ardından biz bu ton toplarını satın alıyoruz ve ardından da operasyon yaptığımız sahalarda bu geliştirdiğimiz insan sava araçlarıyla atışlarını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz iklim krizi aslında din, dil, ırk fark etmeksizin tüm insanlığın hayatını etkiliyor. Eskisi özellikle de taşrada yaşayan insanlar eskisi kadar tarım ve hayvancılık yapamadığı için ve hali hazırdaki ekonomik gelirleri biraz daha sekteye uğradığı için de doğrudan iklim krizinden kaynaklı ekonomik eşitsizlik yapıyorlar. Bununla beraber de çeşitli alternatiflerde göç riskiyle karşılaşıyorlar. Biz de aslında bu tohum topu üreterek onlarla beraber iklim kriziyle hep beraber bir kadınla, işte bir gençle, bir işte markayla, bir işte devlet kurumunda partnerliğiyle hep beraber böyle mücadele edebileceğimiz bir alternatif yaratmaya çalışıyoruz. Peki Selda Hanım, özellikle Anadolu Efes olarak şimdi bu proje üzerinde sürdürülebilirlik ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirilen bir çözüm görüyorsunuz. Grup Holding olarak farklı hangi konular üzerinde destekliyorsunuz girişimcileri ve aynı zamanda üniversiteler veya ekosistemde farklı gruplarla da işbirlikleriniz var mı? Şöyle ifade etmek isterim. Anadolu Efes adına aslına bakarsanız hem iş alanımızla ilgili olabilecek girişimleri, yani şuna bakıyoruz. Sadece olayı bir fon vermekten ibaret olarak değerlendirmiyoruz. Burada uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz ve karşılıklı olarak katma değer sağlayabileceğimiz alanlarda çözümler üreten girişimlerle el ele kol kola çalışmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda örneğin özellikle ekosistemimizdeki plastik kullanımımız oldukça düşük bir seviyede. Ancak yine de buna alternatif, daha doğa dostu çözümler geliştiren girişimlerden tutun, görme engellilerinin sosyal hayata entegrasyonunu iyileştirecek bir takım çözümlere kadar, ya da iklim kriziyle mücadele anlamında katkı sağlayan birçok girişime kadar, ya da bar teknolojileri anlamında katkı sağlayacak, katma değerli hizmetler sunacak bir takım girişimlere kadar işbirliklerimiz söz konusu diyebilirim. Bunu hem kurum içerisinde yapıyoruz dediğim gibi, hem de kurum dışında ekosistemle işbirliği yapmak suretiyle. Kurum içerisindeki girişimcilik çalışmalarımızı Anadolu Efes Girişim Atölyesi kapsamında değerlendiriyoruz. Aslında bu bir platform ve bütün çalışanlarımız akıllarına gelen fikirleri platforma girebiliyorlar. Yaklaşık her yıl ortalama 100 kadar çalışanımız fikirleriyle başvuruyor ve bunlardan 10 tanesi hızlandırma programına katılıyor ve ardından seçilen girişimler yine kuluçka dönemine girmek suretiyle pazara hazırlanıyor. Hatta önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kurum içinden ilk girişimimiz de pazara giriyor olacak. Kurum dışındaki çalışmalarımızda ise İTÜ Çekirdek'le bir paydaşlığımız var burada. Özellikle Big Bang Startup Challenge kapsamında Anadolu Efes özel ödülleri veriyoruz ve burada işbirlikleri yapıyoruz. Sosyal etki girişimlerine de baktığımız zaman burada da Impact Hub'la bir işbirliğimiz var. Social Impact Award'ın ana destekçisi olarak yer alıyoruz. Ve burada da hani aslında dünyayı güzelleştirmeyi hedefleyen girişimlerle ve fikirlerle aslında yol almayı hedefliyoruz diye özetleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Peki Mert Bey, özellikle girişimcilikte en önemli değerlerden biri de ekip. İyi bir ekiple yola çıktığınız zaman başarı da kaçınılmaz oluyor. Peki siz ekibinizi oluştururken, ki söylediğiniz 15 kişilik bir ekipten oluştuğunuzu, hangi kriterleri göz önüne alıyorsunuz? Bir ekipte girişimci nelere dikkat ediyor ekibini oluştururken? Ya aslında bu söylediğiniz şey bizim girişimimiz için en büyük aslında challenge'lardan bir tanesi oldu diyebilirim. Dediğiniz gibi ekip çok kritik. Aslında bir girişimin ilerleyen süreçlerde de faaliyetlerine devam edip etmeyeceği başarılı bir şekilde çok önemli bir metrik oluyor. Bu tarafta da aslında bizim konuya genel olarak yaklaştığımız süreç
Bir içeri dahil ediyor olduğumuz ekip arkadaşımızın daha çok çevreye olan duyarlılığı ve yapıyor olduğu işe hevesiyle alakalı öncelikli olarak metrik olarak içeri alırken metrik olarak değerlendiriyoruz biz. Bu tarafta da öncelikli olarak bir kişinin ne kadar deneyimli ya da deneyimsiz olduğundan daha çok o yapıyor olduğu işi ne kadar hızlı öğreniyor ve aynı zamanda konuya ne kadar ilgili olduğu bizim için en önemli değer taşlarından bir tanesi. Tabii ki ekibi oluştururken biz ilgili süreçlerde çok zorlandık. Önce çoğunluğu mühendislerden oluşan bir ekibiz. Tabii ki içeride hali hazırda teknolojik geliştirmeler yapıyor olduğumuz için. Ama bu süreçleri daha çok yanılmak zaten bir girişimde denediğimizde ya da yanıldığımız durumlar çokça oluyor. Aslında genelde de genç bir ekipten oluştuğumuz için biraz daha burada deney yanılığı çok fazla gözlemledik ve içeriden sürekli hatalarımızdan biraz daha pay çıkartarak ve ders alarak bu çalışmalarımızı iyileştirerek elimizden geldiği kadar devam ediyoruz. Tabii ki işte bu bahsettiğiniz gibi Selda Hanım'ın da çokça ilgili süreçlerde mentorluk aldık. Bu Anadolu Efes çalışanlarının da doğrudan bulunduğu mentorluk işte sessionları aynı zamanda farklı etkinliklerde de bir araya gelerek bunları biraz daha iyileştiriyoruz. Şu anda şirket içerisinde hatta bazı kurallar koyduk biz. İşte çalışanlarımızın hali hazırdaki %25'i yeni mezun ve öğrencilerden oluşmak zorunda şeklinde bir şart harika koştuk. İşte %50'miz her durumda işte kadın olmak zorunda diye bir kural koyduk. Aslında bunu biraz daha böyle çeşitlilik yaratarak süreç içerisinde de öğrenerek devam ettiğimiz bir akışta ilerliyoruz diyebilirim şimdi. Peki Mert Bey, girişimcilik yolunda bu uzun bir hikaye ancak en çok zorlandığınız noktalar nerede? Nerede yaşadınız? Türkiye'de evet girişimcilik konusunda yüksek farkındalık var ama ancak ekosistemin çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sizin en fazla zorlandığınız noktalar neresi oldu? Bizim en çok zorlandığımız kısımlar tahmin ediyorum ki yapıyor olduğumuz işi sürdürülebilir kılmak ve doğru iş modelini oluşturmak konusunda bizim çok zorluk yaşadığımız bir süreç oldu. Her ne kadar işte karşıdan iyi duyulsa da işler, özellikle girişimciliğin bazı kuralları vardır. Bir girişimin gerçekten bir girişim olabilmesi için, örnek veriyorum, hızlı ölçeklenmesi, işte herhangi bir pazarda bir problemi çözüyor olması gibi bazı kuralları var. Biz de bu kuralları uygulayabileceğimiz iş modelini oluşturmakta zorlandık. Çünkü buradaki satıyor olduğumuz, hali hazırdaki hizmetimizi satıyor olduğumuz alternatifli doğru yolu bulmak, kimlerin bu işe para ödeyeceğini değerlendirmek bizim için biraz zorlu oldu. Ama bunu da biraz daha açtık ve işte ürün satış bazlı ağaçlandırma modeli şeklinde bir iş modeli ürettik. Burada da işte perakende de satılan her ürünü, her hizmeti veya ödenen her bir faturayı doğada ekodronlarla bir tohum topuna dönüştürerek burada işte ürünlerin üzerine ekodron etiketi ve buna bağlı bir QR kod yerleştirip işte son tüketicinin o ürünü satın aldığında ürün üzerindeki QR kodu okuttuğunda işte tohum topu atışlarının tüm süreçlerini takip edebildiği ve markaların, tüketicinin ve aynı zamanda sosyal ve çevresel faydanın içerisinde bulunduğu bir alternatif yarattık ve bizim için de bu süreci yakalayabilmek ve bunu uygulayabilmek biraz zor oldu diyebilirim. Evet, peki Selda Hanım, sizin cephenizde siz özellikle işbirliğine gideceğiniz, mentorluk ve finansman destek sağlayacağınız projeyi belirlerken hangi kriterler göz önüne alınıyor? Burada bir kere Mert çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Kadın girişimciliğe biz çok önem veriyoruz. Ne yazık ki bu pandemi dönemine baktığımız zaman buradaki kadınların, startup dünyasındaki kadın oranının bir tık geri gittiğini de görüyoruz. %18'ler seviyesindeydi galiba. Bunun %14'ler seviyesinde bu pandemi döneminde geldiğini gözlemliyoruz. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi girişimcilik ekosisteminde özellikle gaming tarafında çok fazla bir gelişmenin olması ve kadınların bu tarafta
çok yer almaması olarak değerlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla bizim seçim kriterlerimizden bir tanesi aslında kadın ve erkek, yani kurucularının içerisinde kadın ve erkek dengesine dikkat ediyoruz. Onun dışında dediğim gibi işbirliği yapmak anlamında ekibin yetkinliklerini, isteğini, arzusunu çok dikkate alıyoruz. Bu anlamdaki motivasyon çünkü çok önemli. Girişimci olmak hiç kolay bir şey değil. Bir sürü zorluklarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla bunlara karşı dayanıklı olmak ve yola her zaman devam ediyor olabilmek çok çok önemli. Öte yandan dediğim gibi en önemli seçim kriterimiz karşılıklı olarak değer yaratabilecek miyiz? Yani biz bir sefer fonu verelim, ondan sonra hadi herkes yoluna gitsin tarzında bir işbirliğinden ziyade uzun vadeli olarak birbirimize nasıl değer katabiliriz? Biraz buna odaklanmaya çalışıyoruz. Örneğin çalıştığımız girişimlerden bir tanesi Biolev girişimi. Bu anlamda mesela zeytin çekirdeğinden plastik üretiyor. Dolayısıyla mesela orada servis sunum malzemeleri konusunda birlikte neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Keza şimdi e-cording ile birlikte tabiatımız özel projesini hayata geçirdik. Ürettiğimiz her yeşil şişe vesilesiyle tohum toplarını doğayla buluşturuyoruz. Mersin ve Artvin'de. Dolayısıyla o anlamda katma değer yapmaya odaklanıyoruz diye özetleyebilirim. Peki Mert Bey, sizin sürdürülebilirlik kapsamında farklı projeleriniz olacak mı? Evet, aslında bizim hayalimiz böyle farklı alanda işte işbirlikleriyle aslında yapıyor olduğumuz hali hazırdaki işte bu insan sava araçlarını ve bu ağaç yapıyor olduğumuz ekosistemi iyileştirme ve ağaçlandırma projelerini farklı coğrafyalarda da uygulamak var. Ve bununla beraber de aslında biz bir iklim, bahsettiğim gibi en başta iklim krizine teknolojik çözümler üreten bir sosyal girişim olma noktasında çevresel problemlere çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki Temmuz ayında da e-cording app adında bir mobil uygulamamız da yayında olacak. O mobil uygulamayla da işte kullanıcılarımız için dünya yararına verdiğimiz görevleri kanıtladığımızda uygulama içerisinden kazandığınız puanlarla indirim kuponlarına ve aynı zamanda ödüllere erişebildiğiniz uygulama içerisinden ve insanların kişisel ihtiyaçlarını karşılarlarken aynı zamanda da çevreye duyarlı faaliyetleri alışkanlık haline dönüştürdüğümüz ve bunu destek problemlere net çıktılar üretebildiğimiz bir mobil uygulama üzerine çalışıyoruz. Bu da bizim alternatif diğer bir projemiz. Aynı zamanda da ekodronlarla da işte farklı coğrafyalarla bahsettiğim gibi operasyonlar yaparak ve daha fazla işte tohum topunu toprakla buluşturup böyle farklı alternatif, farklı alanlarda iklim kriziyle mücadele edeceğiz. Peki bir sonraki noktada da Arge merkezi yönünde bir çalışmanız olacağı bana verdiğiniz bilgilerde yer alıyordu. Ben şunu sormak istiyorum. Bu kapsamda ne yapacaksınız Selda Hanım? Anadolu Efes Arge merkezinin hangi noktasında olacak? Bacağın diğer tarafında da Mert Bey'den de dinlemek isterim sonra. Tabii ki Mert ile o anlamda da bir çalışmamız söz konusu olacak. Bu tohum toplarının toprağa daha iyi tutunabilmesi için bizim üretimimizden bazı çıktıları Mert'e ulaştırıyoruz ve dolayısıyla üniversitelerle yapılan işbirliği içerisinde bizim üretimimizden çıkan bazı atıkların değerlendirilerek aslında tohum toplarının toprağa tutumunu nasıl güçlendirebiliriz şeklinde bir çalışmamız olacak. O anlamda da çok heyecanlıyız. Evet Mert Bey, bu Arge merkezinde sizin farklı ne gibi çalışmalarınız olacak? Tabii ya önümüzdeki çeyrekte aslında bizim bu tohum toplarının işte daha verimliliklerinin iyileştirilmesi ve ilgili süreçlerdeki çalışmaların biraz daha teknik yüzeyde ilerleyebilmesi için aslında bir laboratuvar yatırımımız olacak. Bu tarafta Selda Hanım'ın da bahsettiği gibi biz tohum toplarını dememizin sebebi içerisinde kil, mineral, toz gübre, orman toprağı ve tohum bulunduğu için bu sayede minimum maliyette tohumları soğuktan, rüzgardan, hayvanların yemesinden veya aşırı sıcaktan koruyarak çimlenene kadar ki geçen sürede tohumları korumaya çalışıyoruz. Bu tarafta da işte alternatif üretim süreçlerinde çıkan atıkları da doğrudan tohum toplarının içerisinde değerlendirebilir miyiz diye
değerlendirdik Anadolu Efes'le beraber. Bu konuyla alakalı çeşitli deneme çalışmaları ve gözlem çalışmaları yapıyoruz. İlgili süreçte çalışmalarımız belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra bunlarınla saha testlerini de yapıyor olacağız. Umarım böyle hali hazırda atığa çıkan çalışma, atığa çıkan şey, atık olarak ortaya çıkan aslında maddeleri de doğrudan evet, işte toprakla buluşturup bir alternatife dönüştürebiliriz. Peki e-cording olarak yurt dışına açılma planlarınız var mı Mert Bey? Evet. Evet, şimdi aslında bu konuyla alakalı adımları bu 2021'in başlarında atmaya başladık ve işte Hollanda'ya doğrudan açıldık Avrupa pazarı için. Bu tarafta da sosyal ve çevresel etkimizi biraz daha taşıyabileceğimiz alternatif tabii ki yine değerlendirdiğimizde Hollanda'nın bunun için daha uygun bir pazar olduğunu düşünüp burada adım attık. Ama tabii ki burası bir başlangıç. Farklı coğrafyalarda da doğrudan operasyon yapabileceğimiz bir alternatife dönüştürmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız notlardan dolayı ve başarılar diliyorum. e-cording girişimci kurucusu Mert Karslıoğlu ve Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal saatçiyi uğurlayarak bir girişimcilik dünyasını bugünlük burada noktalarken saat 14'te yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.